Herkese merhaba. Bu hafta programımızda kültür ve turizm yayıncılığı alanında müzik yapımcılığı yapan Hikmet Çetiner'le birlikteyiz. Konya'nın kültürü, sanatı ve turizmi ile ilgili konuları konuşacağımız programımız Güncel başlıyor. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim Eda Hanım. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Öncelikle bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Hikmet Çetiner kimdir? Hikmet Çetiner, Konya'nın kültür turizm yayıncılığı yapan, yani kültür turizm yayıncılığı derken müzik yapımcılığı, sinema video yapımcılığı ve turizm yayıncılığı alanında, yani sesli, görüntülü ve basılı yayıncılık alanında sektöre katkı sağlamaya çalışan, Konya'nın dünyaya açılan bir penceresi olarak elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki şimdi çok uzun yıllardır müzik sektörünün içerisindesiniz. Bir röportajınızda babadan gelen mesleği geliştirerek bu sektöre giriş yaptım demişsiniz. Nasıl oldu giriş yapmanız? Evet, babadan gelme. Babam perakende kasetçilik yapıyordu. Yani bu işte ilk kasetlerin çıktığı dönemlerde, plaktan kasete geçiş döneminde. Aslında babadan değil, dayıdan gelen. Yani dayı deyince sahibinin sesi, Coşkun Plak diye eski plakların üzerinde yazan bir marka vardı. Hilmi Coşkun. Hilmi Coşkun dayım olur. Türkiye'nin ilk plakçılar kralıdır kendisi. Yani Zeki Müren'inden Emel Sayın'ına, Bünzeyen Senar'ına varıncaya kadar bütün eski sanatçıların plakçısıydı. Ondan esinlenerek işte biz de bu sektöre adım attık. İlk perakendeciliğini yaptık. Ondan sonra kaset toptancılığı yaptık. Yapımcılığını yaptık derken Konya ve havalesinin toptan genel dağıtımını tüm ilçelerde dahil ve aynı zamanda Konya'nın genel kültürüyle, yani folklor kültürüyle ilgili çalışmalarla Konyalı sanatçıların albümlerini yayınladık. Ve ardından sonradan işte geleneksel Türk kültürü, etnik müzik, sufi müzik derken Mevlevilikle ilgili çalışmalara da elimizden geldiği kadar katkı sağladık ve şu anda Türkiye müzik sektöründe sufi müzik tarzındaki işlere, çalışmalara önderlik yaptık. Bu bizim açımızdan güzel bir şey inşallah. Peki ben sizi araştırdığımda katıldığınız röportaj veya programlarınızda tam bir Konya aşığı olarak geçiyorsunuz. İsminiz öyle anılıyor. Bunun evet. Nedeni nedir? Konya'nın tanıtımına bayağı bir önem veriyorsunuz. Şimdi insan doğduğu yer değil, doyduğu yer derler. Yani şimdi doyduğumuz yer Konya. Biz de bu sektörün içinde olduğumuz için bu sektörde kendi alanımızda neler yapabiliriz? Hı hı. Yeniliklerle, yeni açılımlarla farklı bir şeylerde biz de bir katkı sağlayalım. Konya'ya bir hizmetimiz olsun. Tabii bu arada işimiz bu olduğu için rızkımızı da buradan temin edelim diye yani şimdi benim yaptığım iş farklı bir iştir. Evet. Yani şu anda müzik sektörü Türkiye'de değil dünyada biraz duralama sürecindedir internet teknolojisinden dolayı. Biz orada da varız. Yani bizim ürünlerimiz, bizim yapımlarımız bütün hepsi artık dijital teknoloji dediğimiz sistemde dünya çapında, mesela bugün iTunes'e girin, iTunes'te bizim eserlerimizi bulabilirsiniz. Amazon'a girin, Turkcell müziğe girin, fiziğe, yani TTNet'e. Dünyanın neresinde, 243 ülkede nereye giderseniz gidin bizim ürünlerimize orada ulaşabilirsiniz. Tabii bunların yanında bunların korsanları da yok mu? Korsan sektörde, korsan sayfalarda binlerce var artık. Ama dijital olarak tabii biz YouTube kanalımız var. YouTube kanalımızda olsun. Bütün dijital mecralarda olsun. Hepsinde eserlerimizi bulabiliyoruz. Artık teknoloji oraya doğru gitti. Biz artık yenilik nerede, nereye gidebiliriz ona bakıyoruz. Kesinlikle zaten çağa ayak uydurmak gerekiyor. Şimdi evet Konya'ya önem veriyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalar daha çoğunlukta ama yerel değil de ulusal olarak yapmış olduğunuz çalışmalar da var mı? Tabii. Ulusal olarak da yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bugün buraya ben bazı örnekler getirdim. Biraz esnaf dükkanı gibi oldu burası ama bizim işimiz bu.
Mesela burada Gülümcan diye bir albümümüz var. Evet. Bu Gülümcan nedir? Bu Gülümcan dünyanın en çok dinlenen enstrümantal Türk bestesidir. Bütün artık internetteki, televizyonlardaki bütün belgesellerde yayınlanan enstrümantal bir eser vardır. Hı hı. Gülümcan isminde. Bu albümün yapımcısıyız. Aynı zamanda bu albüm içinde 8 tane özel beste var. Bugün TRT'de jenerik müziği, fon müziği olarak kullanılan eserlerdir. Ayrıca Evolution diye burada bir albümümüz var. Neyzen Süleyman Yardım'ın son yaptığı çalışmadır. Dünya çapında, yani Türkiye geneli değil, dünya çapında bir eserdir. Enstrümantal bazda ve Türkiye'nin A takımı dediğimiz müzisyenleriyle çalışılmıştır. Bugün Amerika'dan Mercan Dedesi'ne varıncaya kadar katkı sağladığı bir albümdür bu albüm. Yani bu tarzda çok çalışmalarımız var. Mesela Ankara Kocatepe Camii'nin imamı İsmail Coşar hocamız Tekke isimli albümümüzde Tekbiri Selevat-ı Şiiri kasidesi vardır. Yani bu dünya çapında çok beğeni kazanan bir eserdir. Sufi müzik tarzında, Sufi ritim diyoruz biz ona. Evet. Sufi tarzda yani dünyanın dört bir tarafına yayılan bir eserdir bu eserimiz. Yani bunun gibi bir takım böyle farklı sektörlerde, farklı tarzlarda albümlerimiz var. Şimdi müzik yapımcılığı dışında bir de sinema ve video, hatta kitap yayıncılığı da yapıyorsunuz. Evet. Bunlardan var mı getirdikleriniz buraya? Ne sinema gibi çalışmalar yaptınız? Sinema video yapımcılığı alanında Mevlana Şeyh Aruz isimli bir DVD'miz var. Bunu biz sadece Türkçe olmasın. Şimdi Mevlana deyince dünyaya hitap etmeniz tabii gerekiyor. Buradan dillerini ben saymaya çalışırsam biraz uzun sürüyor. Yani bunu biz 9 dilde yayınladık. Yani İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Farsça, Japonca, Rusça sayarken yoruluyor insan. Ama Allah nasip etti böyle bir çalışma yaptık. Bunun yanında Konya'nın folklor alanında görsel çalışmalar yaptık. Onda da Türkiye'de bir ilke imza attık. Görüntülü Konya kültürü. Yani Barana dediğimiz Konya'nın Barana kültürünü yaşattık. Folklor tarzında kaşık ekipleri yaptık. Ayrıca Mevlana'dan etkilenip Müslüman olanların belgeselini yaptık. Yani bu çok önemli bir şeydir. Bu dünyanın farklı ülkelerinden kişilerle, röportajlarla Işığa Gelenler isminde öyle bir eser yaptık. Allah nasip etti. Yani inşallah daha güzel işler yaparız. İnşallah. Peki bu güne kadar Çetiner yapımcılık olarak hangi sanatçılarla çalıştınız? Yerel veya ulusal olarak. Yerellerde Rıza Konyalı, Mustafa Konyalı, Ramazan Koyuncu, Mehmet Kayık, mesela Bestekar Salih'i, hı hı, yani Unutursun Diye Çok Korkuyorum, evet, isimli bestenin sahibidir. Yani birçok sanatçıya eserlerini vermiş. Bestekar Salih'in 5 albümü var. Bir zamanlar Türkiye'nin İbrahim Tatlıses'i dediğimiz yeni nesil, yeni jenerasyon bilmez ama Halit Araboğlu, Cafer Özdemir, ondan sonra Sufi tarza Süleyman Yardım, İsmail Coşar, Suat Orhan, enstrümantal tarzda ut olarak Mithat Çömlekçi, ondan sonra bağlamada Hasan Genç, İpek Yolu isminde bir albüm yaptık. Ondan sonra Kanun Oğuz Karakaya hocamız, bizim Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Bölüm Başkanı hocamızın albümünü yaptık. Yani bu tarzda belki ismini sayamadığım daha birkaç sanatçımız daha vardır ama müzisyenlik alanında da Türkiye'de birçok sanatçıyla çalıştık. Yani bütün TRT'nin sazlarıyla. Mesela unuttuk Ahmet Özgül şu albüm. Evet. Turay Dinleyen TRT'nin baş kemanıdır. Turay Dinleyen. Bu tarz çalışmalarımızda Musa Eroğlu'na varıncaya kadar Okan Murat Öztürk'ü, Çetin Akdeniz'i, yani Mercan Dedesi, Ercan Irmağı, Kıvırcık Ali'si, Kıvırcık Ali rahmetli bizim müzisyenimizdi. Bizim evet, albümlerimizde altyapı çalan bir müzisyenimizdi. Yani bu tarz yani Türkiye'ye mal olmuş bütün sanatçılarla bütün albümlerde yolumuz kesişti. Hepsiyle çalıştık.
Şimdi böyle çoğu sanatçıyla zaten çalışmışsınız ama bunlar arasında unutamadığınız bir şey oldu mu hiç? Bir diyalogtur, onlarla ilgili bir hatıra, anı. Valla Hafızanızda kalan. Her albümün içindeki her eserin bir anısı var bizde. Yani mesela Ney Taksimleri albümü. Mevlana Müzesi'nin içinde türbe iç müziği olarak, fon müziği olarak çalan bir albümdür. Işığa Gelenler belgeselinde İtalyan Monica Belli diye bir hanımefendi var. Mevlana'dan etkilenip Müslüman olmuş. Ama neden Müslüman oldu, nasıl etkilendi? Şimdi burası çok önemli, bu beni çok etkiledi. Bir grupla Mevlana'ya geliyor, Konya'ya geliyor, Mevlana Müzesi'ne giriyor. Mevlana Müzesi'nin içine girer girmez bir oradaki atmosfer, oradaki bir ses, ses deyip geçiyoruz aslında, bir müzik deyip geçiyoruz ama müzik çok önemlidir hayatımızda. Bunu çok farklı bir atmosfere sokuyor ve etkileniyor. Ama neden etkilendiğini bilemiyor. Grupla tekrar rehber eşliğinde müzeden çıkıyor, gidiyor memleketine. Bunu unutamıyor, tekrar geri dönüp geliyor bireysel olarak. Bireysel olarak geliyor, gene giriyor Mevlana Müzesi'ne girince, gene aynı sesi duyuyor, gene etkileniyor. Ve bunun hayatında farklı bir açılım getiriyor ve Müslümanlığı seçiyor. İslamiyet'i seçiyor, Müslüman oluyor. Şimdi bunu bizim belgeselimizde de anlatıyor kendisi. Ha, bu ses neydi? Bu CD'deki duyduğu ney sesiydi? Yani bunlar hayatta önemli şeyler. Ha, bizim müzisyenlerimizle de farklı anılarımız vardır. Yani bir albüme giriyorsunuz. Bazı albümü bir günde bitiriyorsunuz. Bazı albümü 4 senede bitiriyorsunuz. Mesela Evolution albümü 2008'de başlayıp 2012'de bitirdiğimiz albümdür. Yani biz bunlardaki anılarımızı anlatırsak burada herhalde programın saati değil, gün yetmez. Doğrudur. Yani anı çok, anımız çok. Yani çok farklı renkli anılar yaşadık. Renkli bir yaşantımız oldu. Elhamdülillah yani biz yani severek yaptığımız bir iş. Farklı bir sektör. Severek yaptığınız zaten çok belli oluyor. Mesela bir insanın hayatına da dokunuyorsunuz. Mesela Müslümanlığı tercih etmesi, sizin yaptığınız bir iş sayesinde olması, bunlar güzel şeyler. Tabii, dün Konya Kaşık ekibi dediğimiz Konya Folklor ekibinden bir arkadaşlarımız vardı. Bizim şu andaki işlettiğimiz yerde. Orada kendi aralarında bir mevzu geçti. Orada konuştular, dediler, işte sen Hikmet abiyle nereden tanışıyorsun? Hikmet abi, sene 90'lı yıllarda ilk beni televizyona çıkaran, İlk beni meşhur eden adamdır dedi. Yani bu bir oyuncu, müzisyen değil, sanatçı değil. Sadece folklor oynayan bir kişi. Yani adamın hayatında bir yol açılabiliyor, hayatı değişebiliyor. Ha, burada ben bunu artık millet özensin diye söylemiyorum. Hı hı. Şimdi bu sektörde bu işe özenip bize bizim kapımızı çalan çoktur. Ben albüm yapmak istiyorum, meşhur olmak istiyorum. İşte beni meşhur edin, ben albüm yapayım. İşte parası sorun değil. Hayatta ben öyle bir şey yapmadım. Ben İstanbul Unkapanı'nda da, İMÇ'de de işletmem vardı, evet, dükkanım vardı. Benim İMÇ'yi bırakıp gelmekteki yegane sebebim birisi budur. Çünkü akşama kadar 100 kişi geliyor. Ben albüm yapmak istiyorum, ben kaset çıkartmak istiyorum, ben meşhur olmak istiyorum. Ha, bu nedir? Benim rahatsız olduğum konu umut tacirliği. Ha, adamın parası var. Adamın parasını alırsın, albümü çıkarırsın. Satar veya satmaz, önemli değil. Ama o adamın hayatı bitmez demektir bu. Yani işte İstanbul'daki köprüden atlayanlar niye atlar? Haberlerde dinleriz. Çoğu bu tip sorunlardan atlar. Yani orada bir belli bir şey düşünmüştür, bir hayal etmiştir ama hayalleri suya düşmüştür. Hayatı bitmiştir. Ha, böyle bir şeye vesile olmamak için ben öyle bir şeye girmedim bugüne kadar. O tarz bir yapımcılık yapmadım elhamdülillah. Peki böyle bir ışık gördüğünüz bir genç de mesela, ona yardım ettiniz mi? Işık gördüğümüz gençlerde yardım ettik. Yani sektörümüzün içinde biz albümünü yapmadıysak da şimdi benim böyle bir çizgim vardır. O çizginin dışına hiç çıkmadım. Pop albüm yapmadım. Evet. Yani
bayan sesi, bayan çalışması, farklı tarzlarda işler, arabesk işler yapmadım. Ama bu tarz gelenleri hep yönlendirdim. Yani sen şu firmaya git, o firmayla görüş. Çünkü sektörün içinde bütün hepsi arkadaşımız. Bugün Türkiye'de bir MÜYAP diye bir Müzik Yapımcılar Birliği vardır. Biz orada da Konya'yı temsil ediyoruz. 196 üyesinden birisiyim. Yani MÜYAP'ta 196 üye vardır. Orada bütün müzik yapımcıları vardır. Hepsi sektörün içinden. Komşularımız, arkadaşlarımız, sektörden paydaşlarımız. Yani işte bu tarz işi kim yapmış, yapar? Şu arkadaş yapar, ona git. Mesela bizim Türkiye'de yaptığımız ilklerden, şimdi siz öyle deyince, bazılarına da örnek teşkil etmişizdir, ufkunu açmışızdır. Şimdi mesela isim olarak da söyleyeyim, Atilla Taş, Çökelek, Ham evet. Çökelek diye bir türkü çıkardı. Nereden çıkardı bunu, nasıl çıkardı? Şimdi Çökelek albümünü yapan ve Çökelek parçasını Türkiye'de ilk okutturan kişiyim ben. Gerçekten. Evet, Ham Çökelek türküsünü Türkiye'de ilk okutturan Ramazan Koyuncu isimli sanatçımıza okutturan kişiyim. Bunun da çok farklı bir esprisi vardır. Kasetçi dükkanında Çökelek bulunur mu? Bulunmaz. Biz o zamanlar şimdiki gibi dijital teknoloji yoktu. O zamanlar işte serigraf baskıyla dikdörtgen bir etiket bastırdık. Bir o zamanlar şimdiki gibi emojiler de yoktu. Bir parmak işareti şu şekilde gösterdik. Çökelek bulunur dedik. Kasetçinin camına yapıştırdık bunu. Şimdi İbrahim Tatlıses'in, Emel Sayın'ın yani Tarkan'ın posteri varken bizim sanatçımızın posterini yapıştırmaz bir kasetçi camına. Ama böyle bir şeyi yapıştırdılar. Türkiye'deki bütün kasetçilerin camlarına yapıştırdık biz bunu. Çökelek bulunur. Şimdi bunu yapıştırması için o albümden de bir tane alıp rafına koyması lazım. Şimdi biz bunu bu şekilde çıkarttık. Şahin Özer, Özer Plak bizim komşumuzdur. Hı hı. Ve oralardan esinlenerek işte bu aslında Silifke türküsüdür. Evet. Biz Konyalı sanatçıyı okuturduk. Silifke türküsüdür. Ha, Silifkeli Atilla Taş un kapanına gelip ben albüm yapacağım deyince Silifkeli misin, nerelisin, işte sen şu türküyü bilir misin? Bilirim. Öylelikle Ham Çökelek parçasıyla onlar çok sattı, biz az sattık ama biz kültürümüzü yaşattık. Aslını okuttuk. Kesinlikle. Yani Ham Çökelek türküsünün aslına uygun düzgünce okuttuk. Yani şu anda tüm dünyada yayıldı. Peki Konya'mızdan çıkan veya sizin de çalışmış olduğunuz bu halk ozanlarımızdan mesela yeterli ilgiyi görüyorlar mı veya unutulup gidiyorlar mı? Yani yeterli ilgiyi görüyorlar ama kendi kitlesinde görüyor. Şimdi her sanatçının belli bir kitlesi vardır. Evet. Yani bir popülatürizm diye bir şey var. Popüler olmuş adam, şimdi bizim gençliğimiz onların peşinden takılıp gidiyor. Ama bizim bir Rıza Konyalımız unutulup gidiyor. Bir bestekar Salih'imiz unutulup gidiyor. Yani bunlar önemli bir kültür taşlarıdır. Yani bunlar bizim Konya'mızın değerleridir. Şimdi bir Rıza Konyalı Konya sokaklarında gezerken fotoğraf çektirmek için sıraya geçenler oluyor. Kimisi de diyor ya bu adam kim de fotoğraf çektiriyorlar. Kimisi tanıyor, kimisi tanımıyor. Evet. Yani bunlar farklı kulvarlarda, farklı sanatçılar olduğu için yani bazı yerde biliniyor, bazı yerde bilinmiyor. Peki şimdi Konya'nın tanıtımına zaten önem verdiğinizi az önce de söyledik. Evet. Turistik yerlerinde mesela restorasyon işlemleri yapıyorsunuz. Bunlar yeterli mi sizce? Ne gibi eksikleri var? Şimdi biz restorasyon işi yapmıyoruz. O turistik yerlerde farklı tanıtımlarla farklı işletmeler açıyoruz. Mesela evet. Tarihi Mengüç Caddesi açıldı Konya'da. Tarihi Mengüç Caddesi'nde yer aldık. Orada turizm yayıncılığı alanında ve sonradan Konya'nın yemek kültürü olarak gastronomisine de bakalım orada da hizmet verelim diye. Geleneksel etli ekmeğini yaşatmak amacıyla orada öyle bir işletme açtık. Konya'da işte şehitlik, İstiklal Harbi Şehitliği abidesinin orada bir işletmemiz var. Genel kültürümüzle ilgili, yani turizm yayıncılığıyla ilgili. Yani elimizden geldiği kadar Konya'nın değerlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz.
Şimdi yapımcı olmanız dışında aynı zamanda TÜRİDER'in de kurucu üyelerinden birisiniz. Dernek olarak kuruluş amacınız ne? TÜRİDER, Konya Turizm ve İş Dünyası'nı Geliştirme Derneği. Yani burada farklı sektörlerden kişiler var. Mesela otel sektörü. Şimdi turizm deyince biz önceden işte bir seyahat acentası, bir otel sektörü biliyorduk. Hı hı. Yani o tarz şeyler ön plana çıkıyordu. Burada otelci var, seyahat acentası var, hediye eşyacı var, restorancı var, geleneksel el sanatkarı var. Yani burada biz farklı sektörlerden kişileri bir araya getirelim. Evet. Burada herkes kendi sektörüyle ilgili farklı iş sektöründe açılımlar yapsın diye Konya'nın turizm dünyasına bir kendi aramızda katkı sağlayalım diye gayret ediyoruz. Şimdi internet sitenize baktım, bu TÜRİDER'in internet sitesine baktığımda uluslararası arenaya Konya kültürünün turizmini taşımayı hedeflediğinizi belirten bir ifade var. Evet. Bununla ilgili nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Yani şimdi dünya çapında yayıncılık yapan bir firma o TÜRİDER'in üyesi. Evet. Dünya çapında yayıncılık sektöründe, müzik sektöründe bir dokunuştur. Ayrıca şu anda gastronomi alanında son yaptığımız toplantıdaydı. Yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'da. Konya'nın yemek kültürüyle, gastronomisiyle ilgili çok önemli bir çalışmamız var. Yani şimdi sektörün içinde farklı açılımlarla güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Yani dünya çapında bir gastronomi olarak Konya'nın yemek kültürünü dışarıya açmamız bile çok güzel bir şeydir. Şimdi Konya'ya zaten baktığımız zaman şehrimiz güzel. Dışarıdan gelen turistlerin ilgisini çekebilecek bir yer mi sizce? Turistik açıdan siz değerlendirirsiniz. Turistik açıdan ilgisini çekecek elimizde çok değerlerimiz var. Ama biz sadece işte Konya'da turizm deyince Mevlana diyoruz. Evet. Mevlana'mız var. Şems'imiz var. Yani bunlar elimizdeki önemli değerlerimiz. Tamam, bunlar var ama artık Hazreti Mevlana'nın dediği gibi dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım dediği gibi artık farklı açılımlar yapmamız lazım. Bugün haberlerde onu okudum. Karatay Belediye'miz Sayın Hasan Kılıç'a Kara Aslan bölgesine 80 bin metrekareye lavanta ekiyor. Lavanta turizmi çok önemlidir. Mesela Konya'da şu anda lale turizmi var. Evet. Bunlar görünmeyen, bilinmeyen turizmlerdir. Bugün İsparta, Burdur tarafı lavanta turizminde şu iki senedir öne çıktı. Biz niye yapmayalım? Konya Ovası gibi bir ovamız var. Konya Ovası'nda niye bir milyon metrekare lavanta yapıp dünyayı buraya çekmeyelim? Şimdi İsparta'da bir köye bir günde 16.500 tane araç giriyorsa lavanta için, bu çok önemli bir turizmdir. Bizim Mevlana'mıza 16.500 araç değil, 16.500 kişi girmiyor. Tamam, yıllık 2 milyon rakamımız var ama 16.500 çarpı 2 desek, her araçta 2 kişi saysak 33 bin kişi, 50 bin kişi Konya'ya bir günde geldiğini gittiğini düşünün. 50 bin tane su aldığını düşünün. Bak, su, sadece su alsın bu vatandaş. Yani bu turizm farklı bir şeydir. Yani bunları bizim artık farklı açılımlar yapmamız lazım. Konya'da biz Selçuklu'yu öne çıkarmamız lazım. Evet. Mevlana'mız zatı var. Yani Selçuklu'nun başkentiyiz biz. Ama Selçuklu'yu ne yazık ki ikinci plana bırakıyoruz. Artık Selçuklu turizmini, Selçuklu'nun başkenti diye şehirlerimizin girişine özel totemler yapmamız lazım. Biz bunları artık en güzel şekilde tanıtmamız lazım. Geçtiğimiz hafta Ankara'daydık biz. Hı hı. Ankara'da turizm fuarında da biz bunu işledik. Evet, Expo İnşallah. Ankara fuarına katılmışsınız. Evet, hatta Expo. Şey, yakın zamanda Zaza Dinhan'ı tekrardan turizme ziyarete açmıştınız. Evet. Bununla, bu sene, bunun tanıtımıyla ilgili mi oradaydı? Bu sene Mayıs ayında Zaza Dinhan'ı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiraladık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bir lafı var. Özel sektör de elini taşın altına koymalı diye. Biz özel sektör olarak gövdemizi taşın altına koyduk. Ha, Zazadın Hanı gibi bir taşın altına koyduk. 800 yıllık 3000 metrekarelik Zazadın Hanı gibi bir taşın altına artık elimizi koymadık, gövdemizi koyduk. Burayı turizme kazandırdık. Yani burası Selçuklu turizm açısından
çok önemli bir destinasyondur Konya'da. Yani İpek Yolu turizmi, bugün Çin'le Türkiye arasında Kuşak Yol Projesi imzası atıldı. Kuşak Yol Projesi nedir? İpek Yolu'dur. İpek Yolu turizminde biz Konya'yız. En önemli ayakız. Şimdi elimizde Mevlana var. Lavantamızda ekiliyor. İpek Yolu var. Kervansaraylarımız var. Sadece Zazadan'da değil yani. Konya İpek Yolu güzergahında her 30 kilometrede bir kervansarayı, bir han vardır. Bunları değerlendirmemiz lazım. Bunları satmamız lazım. Yani İpek Yolu'nda bir deveyle safari yaptırmamız lazım. Yani bunlar önemli turizm açılımlarıdır. Şimdi bizim Zazadın Han basit bir han değil. Bir kervansaraydır. Kervansaray olarak İpek Yolu'nun toplama merkezidir. Yani Akdeniz'den gelen, Ege'den gelen İpek Yolu güzergahının kervanlarının buluştuğu ve Aksaray, Nevşehir, Kayseri, ta Çin'e, Hindistan'a kadar 5000 kilometrelik bir yolun toplama merkezidir. Ve Sultan Alaaddin'in döneminde emiri Saadettin Köpek'in yaptığı bir handır. Mimarlığını yaptığı bir han. Saadettin Köpek turizmi yapıyoruz şu anda biz. Yani şimdi bu farklı bir açılım. Bu Saadettin Köpek turizminde Amerika'dan jetiyle Konya'ya gelip bir bilgisayar yazılımcısı, iş adamı Konya'ya gelip beni Saadettin Köpek'in hanına götür diyen bir turizm yaptık biz. Geçtiğimiz hafta bunu yaşadık ve çok mutlu olduk. Adam özel jetiyle geliyor. Amerika'dan Saadettin Köpek'in hanını görmeye geliyor. Bu Konya için çok güzel bir açılım, çok güzel bir turizmdir işte. Yani bunları yaymamız, bunları artık daha farklı sektörlerde tanıtmamız lazım. Peki böyle işler yapıyorsunuz. Mesela fuarda katılım yoğunluğu var mıydı? İnsanlarımız bu konulara ilgililer mi? Biz çok ilgi gördük. Evet. Çünkü biz oraya han götürdük. Yani şimdi dijital baskıyla 4 tane standa resim asmışsınız. İşte Konya'yı tanıtıyorsunuz, Nevşehir'i tanıtıyorsunuz, Kayseri'yi tanıtıyorsunuz gibi yapmadık. Biz oraya hanı götürdük. Hanın maketini götürdük. Saadettin Köpek'in hanımızda mevcut bulunan tahtını götürdük. Taht çok ilgi gördü. Saadettin Köpek'in tahtında resim çektirmek için millet sıraya girdi. Handaki bulunan hancı odasının minderlerini, senidini, tahta kaşıklarını, bakır tepsisini götürdük. İçerideki bizim handaki dervişhanenin postunu, rahlesini götürdük. Asasını götürdük. Bakır güğü müdür, destisidir, ipliğidir. Yani bunlar çok ilgi çekti mesela. Ankaralıların çok hoşuna gitti. Biz özellikle bu hanı Konya'da gelip göreceğiz diyenler çok oldu. Sayın Kültür Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan bizzat standımızı geldi, ziyaret etti. Burada olmaz, ben burayı yerinde göreceğim dedi. Yani bunlar güzel şeyler. Evet. Eski bakanlarımızdan işte İmren Aykut geldi. Ben özellikle bu tahta oturacağım. Zamanında Saadettin Köpek oturmuş, şimdi de ben oturacağım dedi. Bu espriyle oturdu, hatıra resmi çekindi. Yani siyasi, bürokrasi, akademisyen, ondan sonra rehber turizm sektöründen, otel sektöründen, acenta sektöründen çok ciddi katılım oldu, çok ilgi çekti. Fuara renk kattık diyebilirim. Şimdi biz orada bir tane kostümle, hancı kostümüyle, bir tane de Alpbaşı kostümüyle, Selçuklu Alpi kostümüyle iki tane görevlimiz vardı. Bir tane Halime Sultan kıyafetinde bir bayan görevlimiz vardı. Yani bunlar renk kattı. Herkes işte ben Halime Sultan'la resim çekineceğim, ben kervancıyla resim çekineceğim, ben hancıyla resim çekineceğim diye herkes sıraya girdi. Biz Konya'yı en güzel şekilde tanıttığımızı düşünüyorum. Selçuklu, şu anki başkentimizden Selçuklu'nun başkentine Ankaralıları davet etmiş olduk. Peki bu yaptığınız şeyler karşısında geri dönüşler gayet güzel olarak görünüyor size. Ha, inşallah. Bir yandan yani da turizm, sıkıntıları oluyor mu? Bir sıkıntı tabii, yaşadığınız tabii. Oluyor mu? Şimdi turizm öyle bir şeydir. Evet. Yani şimdi tarlaya buğday eken çiftçi misali. Önce ekeceksin, sonra biçeceksin. Yani şimdi bizim buradaki bu Ankara'daki fuara katılmamız.
sadece bize değil, tüm Konya'mıza katkı sağlayacak. Konya'mıza gelecek, otelinde konaklayacak, taksisine binecek, lokantasında yemek yiyecek, kafesinde çay içecek, yani diğer destinasyonları gezecek. Tur otobüsü gelecek, tur otobüsüyle para kazanacak otobüsçü. Yani bunların hepsi, rehber gelecek, rehber grubu gezdirecek. Yani bu bütün Konya sektörüne bir açılımdır. Konya sektörünün bir tanıtımıdır. Yani biz oraya sadece kendi Zazat'ın Han'ın tanıtımı için gitmiş gibi görünsek de buraya gelen neticede Mevlana'yı gezecek. Neticede bir yemek yiyecek. Karnı acıkacak, bir yemek yiyecek. Deminki Levanta turizminde bahsettiğim gibi bir tane simit alacak veya bir su içecek. Şimdi bu Konya'ya bir katma değerdir. Evet. Yani bu turizm açısından Konya'mız için önemli bir şeydir. İnşallah güzel şeyler yapmışızdır diyorum yani. İnşallah. Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güncel programında kısa bir ara. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Zazat'ın Han'ı dedik. Buraya da bir tane zil getirmişsiniz. Evet. Hediyelik eşya olarak. Buna nasıl karar verdiniz? Neler yapıyorsunuz? Şimdi Zazat'ın Han'a gelen turistler oraya özgü bir ürünle karşılaşsın. Oradan bir materyal götürsün diye. Şimdi mesela öyle bir zilimiz var. Böyle bir magnet açacağımız var. Bunları biz üretiyoruz. Mesela böyle bir anahtarlığımız var. Burada hem Selçuklu bayrağı, hem Türk bayrağı, hem Zazat'ın Han'ı temsil eden. Bunları aynı zamanda eskiden Çin'de üretilirdi bu tarz ürünler. Şimdi biz bunu Konya'da üretebiliyoruz. Konya'da kendimiz üretiyoruz aynı zamanda. Bu tarz ürünlerle gelen vatandaş Konya'dan artık yıllarca biz Mevlana ile ilgili bu tarz ürünler yaptık. Şimdi dedik Zazat'ın Han'a gelen Zazat'ın Han'la ilgili bir ürün götürsün gitsin. Yani bugün burada televizyonda şu anda Ün TV'nin bardağını kullanıyorsak yarın Zazat'ın Han'ın bardağını da üretelim. Orada artık satalım diye bu tarz ürünleri Zazat'ın Han'la ilgili üretmeye başladık. Han CD'miz var. Kitabımızın içinde de yer alıyor. Evet. İnşallah artık böyle ürünlerle dünyaya artık açalım, tanıtalım diye böyle işler de yapıyoruz. Peki şimdi Konya denilince ilk aklımıza gelen şeylerden birisi de yemek kültürümüz. Oldukça geniş ve güzel bir mutfağımız var. Evet. Tabii haliyle de etli ekmek aklımıza geliyor. Halk röportajı yapmıştık biz. Halkımıza sorduk, etli ekmek yediniz mi? Konya kültürünü nasıl buluyorsunuz? Yemek kültürünü nasıl buluyorsunuz? Evet. Şimdi onu bir izleyelim. Ekranlarımıza geliyor. Yemek kültürünü zengin buluyorum. Menüsü geniş. Yani böyle. TR'mizi izledik. Gördüğünüz gibi Konya kültürünü gayet beğeniyorlar. Etli ekmeğin tadını da beğenenler var. Siz de Konya kültürünü devam ettirmek amacıyla bir etli ekmek evi açtınız. Bu kadar yoğunluğunuzun arasında bunu açmaya nasıl karar verdiniz? Şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Mengüç Caddesi'nde restore edilen Konya Kültür Sokağı'nda etli ekmek için özel bir mekanı vardı. Yani bu geleneksel etli ekmeğin yapılması, yaşatılması amacıyla, özel bir projeyle yapıldı. Şimdi biz de kültür sanatın içinden birisi olduğumuz için belediyeden dediler ya işte bu işi kültür olarak yapacak birisini öner bize. Burayı verelim, burası hayata geçsin dediler. Araştırdık. Teklif ettik ama bulamadık. Dedik ya biz en iyisinden ustayı bulalım, en iyisinden malzemeyi alalım. Gelen misafirleri burada ağırlayalım. Ev sahipliği yapalım. Ev çünkü burası. Ev şeklinde eski bir konak. Dedik işte burayı etli ekmek evi diyelim. Şimdi biraz marka söylemek uygun bilmiyorum. Kandil Etli Ekmek Evi olarak burayı açtık. Neden Kandil Etli Ekmek Evi dedik? Şimdi bizim çıkardığımız albümlerin içinde bir kandil albümümüz var. Düet albümü. Ney tambur, ney kanun, ney gitar, ney ut gibi.
dünya müzik sektörüne ışık saçsın diye biz bu albümlere Kandil ismini verdik. Kandil derken neden Kandil dedik? Hazreti Mevlana'nın başucunda asılı olan kandilden yola çıkarak albümün kapaktaki resmi de kandildir. O kandilin resmini koyduk. Hazreti Mevlana'nın başucundaki albümün kapağın albümün resmini. Bu albümü çıkardık dedik. Biz bu işletmenin ismini de Kandil diyelim. Konya yemek sektörüne ışık saçsın diye Kandil ismini koyduk. Ve geleneksel Konya yemeklerini burada işte bamyası, etli ekmeği, tiriti ve fırın kebabı. Şimdi Konya'nın yemek kültürünün haricinde herhangi bir şey yapmıyoruz. Evet. Ve Konya'ya gelen misafirlere de ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah yani misafirlerimiz memnun kalıyorlardır. Çok olumlu, güzel geri dönüşler aldık, alıyoruz da hala. Aslında bütün yapmış olduğunuz işlerin sonucu